Tekede merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yazılımcılık hakkında bir oyun oynayacağız. Yazılımcısı, kısacası, ama tuhaf bir evreni var. Programcısın, yazılımcısın ama çok beni kendine ve akıl oyunu olarak kendine bağlayan bir oyun. Hani bir evde canın sıkılanlar için, aklını çalıştırmak istemeyi için bilmecelik bir oyun. Şimdi programcı olmak için bir kişiyi açma sanatında ustayız. Maalesef elektrik yüzüne pideyi ekranına akıllarla bağlayıp üst tuşuna bas. Şimdi arkadaş diyor ki bu elektriğimiz buradan iki sene. İki sayadan kralla Türkçe oyunun arayüzü falan Türkçe. Neyse Türkçe geliyor zaten, bedava çıktı. Üç tuşuna bas. Gücü verdik. İki sayaya açtım. Programcı olmana bir adım kaldı. Vay be, hemen programcı oynuyor muyum? Ben niye bunun sesini... Sesim de geldi. Şimdi bilgisayarı açtım. Büyük çıktı. Eyol bildi. Kahvemiz döküldü. Ne yapacağım bundan dedim. Kızarak çıktım. Bir daha kahve aldım. Kedimiz bilgisayara oturdu ve o yazılımcı oldu. Biz de şaşırdık tabii ki. Kedi problemi çözdü yani. İkisi de şaşırdı. Bravo, nasıl başardım falan diyor ya da. Benim kedim dahi gibisine şey yapıyor. Şimdi bu şeye benziyor ya. Bir ATM'de haberi de çıkmıştı. Kız ATM'ye varıyor çocuk. Kaskaya düğmeleri karıştırırken ATM bozukluğundan mı geliyor ne? Bir sürü parayı çocuğa veriyordu. Bu hacker çocuk diye haberlerde çıkmıştı. Abi yine atak edin. Benim kameram niye çalışmıyor? Yine kamera var diye bakma. Devredesi etkin. Şimdi geldi. Yine yarım çöpte uçuyorum ha. KPTV zaten var diyor. Boşluk TV. Oy. Neden? Hayvan konuşmasını tanıma. Hayvan konuşmalarını tanıma. Hey diyor. Millet. Kendime inanamıyorum musunuz? O küçük şeytan kodun da hata ayıkladı. Tekrar kesinlikle söyleyeceğim ki bir şeyi var. Bu yüzden bir çeşit hata sistemi yapmaya karar verdim. Algoritma
Nasıl, hangisi? Onu anlayamadım, yardım edildik. Bana tavsiyeni buyurmakta, bana sansür yemek not. Ben değil, değilim anne. Beni test etti. Ben değil. Kendi ses çok fazla geliyordu. Böyle bir şuradan kaşıma ve oyundan kazanmasam da şuradan bir kaşıyım. Kendinizi acele etmeyin. Kendiyi tespit edebilecek bir cihaz yapmak iyi bir başlangıç olacaktır. Zaman doğru olduğunda video ses gibi diye çalışırız. Birkaç gün önce hayvanları tespit etmek ve sohbet botları yazmak için nasıl uzam sistemi uygulanabileceğini okudum. Gazeteye değin haberler adı verildi. Onlara isim bu abimiz kedimiz bilgisayarında bilinmediği kodu çözdü diye bunu bir siteye yazıyor ki hayvandan konuşma tanımasını arada cevap geliyor işte. Çalışma alanınıza hoş geldiniz. Onun için programlama büyüsü ve böcek ve çocuğun çoğunlukla böcekle doğa. Başlamak için bir uzman sistemi düğmesi aşağıdaki listeye atın. Uzman sistemi. Bunun adı uzman sistemi diye geçiyor. Bağlanmak için alttayız. Soldaki başlangıç düğmesini onu buraya anladık da. Şimdi bakın. Kameralardan giyiz. Kedi fotoğrafları. Kedi içemeyen fotoğraflar. Uzman sistemi. Bunları bağlayacağız. Programda doğrudan çalışmak için test et. Test ediyoruz. Test edildi. Açık hızlandırarak tabi. Yürüyor. Başarı son. Son sonuç. Son sonuç. Yazı sabah. Son sonuç. Heyecana zaman. İşte tam dediğim gibi kafayı böyle, hani yağ tatacak olun. Tekrar merhaba, bu uzmanlık sistemi denedim ve pek bir anlamadım ifade ediyor musunuz? Şimdi bu kedimiz konuşuyor. Onun konuşuyor neden çıktı? Yani kodları çözdü. Bu kediyi anlamak için başka bir program
Ma basıyor da o uzman sistemi o program. Ona fotoğraf falan gönderiyor da öyle bir şeyler oluyor. Bunlar görsel programı. Ama deney. Dostum, evet çalışması gerektiği gibi uzmanlık sistemi veri girişinizi analiz kamerada üzerinden bir kedi olup olmadığını kontrol eder. Hayır, bakın. Görünüşe göre henüz pek iyi değilim. Kedi tecrübanı kurmaya ne zaman başlayacağız? Ha, bu program üzerinden kendi kedisiyle konuşmaya çalışacak. Acele etme dostum. Öncelikle ninja becerilerini öğrenerek makine öğreniminde ustalaşmalısın. Serbest meslek sahibi olarak çalışıyorum ve kontrol ya da sonuçlar için para ödüyoruz. Neden o teklemiş? Hey, kipi demiş. Tweet gibi bir şey atmış. Çaylak demiş bize. Bu program, bu sitenin ürettiği program üstünden Çaylak tesisi yeni teknoloji için çok kullanışlı bir otomatik yardım var. Şimdi senin için açtım. Bana teşekkür etmene gerek yok. Fakat muhteşem şifreyi değiştir. Peki istiyorsan aç. Görev ağacına bakın. Bu oyundaki ilerlemenin haritasıdır. Dikey ilerleme hikaye arayışı anlamına gelir. Yatay daireler isteğe bağlıdır. Simge renkler ilgili görevler uyanırken farklı bir makine öğrenimi makine öğreniyor burada bak. Makine öğreniyor yani biz. Kedi için makine yapıyoruz. İyi günler. Devlet okulundan geliyoruz. Yaz sınavlarına zaten bu yerde geçti. Sonuçlar mektuba eklendi. Mektubumuz ücretiyor. Eklendi. Bunu iş verebilir ve hangi öğretim MIT girebileceğinizi tahmin edebilirsiniz misiniz? Demiş ki bu renkli geometrik şekilleri gördün mü? Evet gördüm. Çeşitli veri türlerini temsil eder. Evet,
Yeşil, ondan önemli. Modern dünyada her şey verilere dönüştürülebilir. Evet, o da doğru. Sayılar, harf ve görüntüler, unsurları makineye öğrenmesi tamamen veri sıralamalarına ve yorumlara ilgili. Uzun, evet. Uzun yapım, kısası oyundaki amacınız ekranın sol kısmında sağ veri aktarmak. Bu çubuk görev tanımlamak için istemenizi. Şimdi arkadaş diyor ki, sen diyor, şimdi çıkış bir, çıkış akışı bir, çıkış akışı üç. Sınav sonuçları burada. Sınav sonuçlarını düzgün bir şekilde bu ikisini aktaracağız. Bunu nasıl yapacağız? Uzman sistemiyle. De bunu şöyle düşünebiliriz. Kedimiz sistem kadı, biz de onun, yani araştırıyoruz. Onun için bir program geliştiriyoruz. Program şeması bu şekilde. Ama bize arada şey de gelebiliyor. Hani özel sınav sonuçları çıkacak, o çıkacak, onlar aktarılacak. Bize yazarımcı olarak bu şema üstünden yapacağız. Anladım, kolay bir şey. Şimdi şunu sunarız tabii ki. Buradan bak, yeğdimiş, meğdimiş, yeğ diken yesi. Mide mavi olması lazım. Yeşil veya dimiş. Bir teste başlayacak abi. Evet. Bakın. Adaniye ve yakası yaptık. Bunu bu şema üstünden anlattıkları için güzel de anlatım olmuş. Görevi tamamlamak için yolun ötesine var. Başarı tahmini. Tamam. Paramızı aldık. Tabi o programı yapmak için kedi bulut. Veri tabanında hata. Yine bir iş geldi, 350 dolar. Merhaba. Anket verilerimizde bazı hatalar var. Sorunu kedimize çözemiyoruz. Lütfen bana bunu düzeltir misin? Tabii ki düzeltir. Ben ne için varım? Üç kızım anlatıyor. Verim sadece para değil, madalyalar da ölçülüyor. Madalyalar hikayenin yerini etkiliyor. Hikayesi de var, madalyalar yerli seni de etkiliyor diyor. Aynı zamanda özgüvenizi artırırken madalya almak için planınız ile ilgili zaman ve durum.
Adam diyor ki sadece diyor bu oyunda paran yok diyor. Eğer düşünme diyor. Bu oyunda sana ödül de veriliyor diyor. Kısa sürede yaptığın için. Bu ödülde sen hani uzun sürede yaparsan hataya da çok oluyor diyor. Yaptığın yazarımda ama kısa sürede yaparsan hataya az oluyor. Makale devam edelim şimdi. Çıkışımız ve ilerimiz, seyirimiz. İlk önce buraya bir tane uzman sistemi. Yani uzman sistemi anladığım kadarıyla verileri uzman sistemi arıyor. Uzman sistemi de hangi mesela şu kırmızı kutucuklardan kırmızıya ya gönderiyor. Yeşil de öbür tarafta olursa yeşil de ya ne veriyi toparlıyor gibisinden yani bize gelen bilgiyi toparlayacak baklanmaya sayıyor. Bir tane de ondan koyduk. Bir tane de çok kutu. Bunda çok kutusunu hatırlayanlar da var. Hani bu aşama aşama. Şimdi 10 mavi, 10 yeşil, 10 kırmızı var. Burada ne var? 10 kırmızı, 10 yeşil, mavi çöpe gidecek herhalde. Kırmızı herhalde buraya alalım. Mavi çöpe gidecek abi. Başla tabi. Buradan neyi başlatıyorsun? Dur abi. Ben buraya bayramamıştık. Başla tabi. Şimdi veriler yeşil mavi çöpe atacaklar. İçinden kötü olanlar atıyor o kısma. Ya güzel bir oyun. Kafa yormalık bir oyun. Bazenler geliyor ki o kadar sinirleniyor ki yani. 3 puan diyor. Tabii ki yıldız alamadık. Oyun bu kadardı. Ben Helal bulamazsak. Ha tamam. Kırmızı o zaman şey. Tamam. Kırmızı o zaman şey. Ha, kırmızının bazı sesi o yüzden hata verdi bize. Bu videonun bu da sonuna gelerek. Diğer videolarımda konuşmak üzere. Umarım kafa dağıtabilirsiniz. Benim verdiğim bu oyun tam kafa dağıtmanlık. Benim için de yine başaramadık herhalde. Evet. İşte kafa yakar. Neyse bu oyun bu kadarmış. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.